Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim sayısını Küresel Farklılıklarda Gezinme başlığıyla yayınladı. IMF raporunda dünya çapındaki tüketici fiyat artışlarının hızına ilişkin öngörüsünü 3 ay önceki %5,2 seviyesinden %5,8'e yükseltti ve enflasyonun 2025 yılına kadar merkez bankası hedeflerinin üzerinde kalacağını vurguladı. Raporda küresel ekonomide kalıcı enflasyon ve zayıf büyüme uyarısı yapan IMF, 2024 yılı küresel büyüme tahminini %3'den %2,9'a düşürdü. Kurumun 2023 tahmini ise değişmedi, %3 oldu. Yavaşlama dünyanın Covid-19 durgunluğundan henüz tam olarak kurtulamadığını gösterirken, Orta Doğu'daki çatışmanın özellikle petrol fiyatlarını artırabileceğine de raporda işaret ediliyor. Salgın, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali ve peşi sıra gelen olaylar dünya ekonomik üretimini önceki döneme oranla 3,7 trilyon dolar azalttı. IMF durumu yakından izlerken petrol fiyatları son birkaç gün içinde yaklaşık %4 oranında arttı. Tahminlere göre petrol fiyatlarındaki %10'luk artışın devam etmesi küresel ekonomik büyümeyi binde 15 oranında azaltacak ve küresel enflasyonu da binde 4 oranında arttıracak. IMF'nin İsrail ve Hamas arasındaki savaşın patlak vermesinden önce tamamladığı son dünya ekonomik görünüm raporunda ABD'nin bu yılki büyüme tahminini %2,1'e, 2024 büyüme tahminini ise %1,5'e yükselterek revize etmişti. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde ise bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revizyona gitmişti. Türkiye ekonomisinin bu yıl %4 ve gelecek yıl %3,25 büyüyeceği tahmin ediliyor.